Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, Veysel. Veysel de gelmiş. Patates Merhaba. yiyor. Mutlu. Dedikodu yapıyorsunuz. Yapın azla. Mutlu. Kamera açılınca herkes Mutlu diyor. Hadi sallıyordu. Vallahi ben bir şey sallamıyordum. Sen duydun mu? Bilmiyorum. En son bir şeyler sallayayım dedim. Onda da kayıt dört. Işık güzel oldu oraya. Kalıcı değil yalnız abi ışık ha. Işığı satın alalım. Bir Bence... abi kaçak koçek geliyor mu lan? Yok abi. Bir daha da kaçak yakalamam. Sahibi çıkıyor değil mi hemen? Oğlum zaten sen yakalamıyorsun. Kuşlar kendi iniyor sana. Zehir atacağım indiğine. Buna diyorum ki yakaladığın kuşu gruba atma. Sazan gibi atıyor. Ne yapsın çocuk? Belki bize mi yazıyor diye. Şimdi bir şey diyeceğim. Video açayım. O kadar sallıyoruz tutturamıyoruz ama. Boz dişi dişiye her yer perçemli. Bir tane denk gelmiyor hiç ya. Arkadaşlar canınız çekmesin. Veysel geliyor diye. Gittik paraya kıydık. Marketten patates aldık. Veysel şu da senin. Kaç tane alıyorum oğlum? 4 tane sana ayırdım. Paket yapayım eve götüreyim. Olur alüminyum folyo Veysel var. Veysel de arkadaşlar Zeytinköy'deyim. Çağırdık onları. Şeye gittik. Veysel ne yapıyorsun? Parfüm almaya gitti. Antalya'dayım abi dedi. Dedim ne yapıyorsun oğlum Antalya'da? Sanayiye uğradım oradan Zeytinköy'e geçtim dedi. Parça lazımmış oğlum abi ya. Parça lazım. Parça yağlanması gerekiyor. Şimdi yağlamaya gitmiş. Allah'tan anam babam ya da arkadaşlarım izliyor. Kardeşim bak Zeytinköy tehlikeli. Zeytinköy'ün girişinde Veysel'in şeyi var. Vandet yazıyor. Sarı. Veysel'i ayakta karşılıyorlar oğlum. Polisler yani, bir tek onu aramıyormuş. Ooo yine Veysel geldi. Geçen polisler beni durdurdu. O diyor araba her şey diyor bilim bilim 10 numara 2 gözükmüyor diyor. Valla dedim sizden aldığım şekil kullanmıyorum dedi. O zaman bir şey demiyorlar değil mi? Bir şey demedi geç geç dedi. Orada gözüküyor mu lan arabanın onadan aldı acaba? Yok. Geçen gün abi hava bir soğuk. Hı. Evde şey vardı. Güvenlik montu vardı. Hı. Onu giydim. Onu giydim. Kolumda malımda rozetler falan da var. Sabah çıktım Antalya'ya gidiyorum yine sanayi. Aksun şeyin orayı, Expo'nun orayı çevirmişler. Ama köpek gibi de üşüyüm, arabada ısınmadı. Mont falan çektim. Polis yanaştı, dur dedi, durdum camı açtım. Tamam sen geç dedi. Ben güvenliği gördüm, sen geç dedi. Ya işte öyle, Bekçi, hani bakmaya üşeriyor. Anladın mı? Akseki'ye, şimdi Ankara'ya gidiyoruz, Akseki'ye, tamam mı? Akseki'ye bile çevirme oluyor ya. Hı-hı. Arkaya kuşu koymuşum, kafeste. Muhabbet kuşu, Ankara'ya götürüyorum. Lan tam geçiyorum, hızlı gidiyorum bir de biliyor musun? Polis dur demesin bana. Yol at diyorlar bir anda. Lan frene bir asıldım. Kaçakçı zannetmiştin sen. Bizim şey... Muhabbet. Kafes bir devrir. İçindeki yemler, sular, ağzına sıçtı arabanı. Sonra gördü o da devrildiğini. Tamam geçti. Hadi ya. Bir sövüyor. Öyle değil yani. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi polisin iyisi gerçekten iyi. İyi, ama hiç kötüsü denk gelmedi. Bazısı denk geliyor abi. Yani kimliğini veriyorsun. Sorgulun bir de yeni başlayanlar. Özel bir kendini tatmin etme şeyi var. Adamlarda huyu var. Bana diyor ne var arabada? Dedim malzeme var. Malzeme ne diyor? Ya şöyle bir baktığında benim arabamda malzeme ne olabilir? Elini göstersen ne yapayım? Şey olabilir Reis'e şimdi. Durum şaibeli. Zaten tamirciyim. Belli üstünden başından. Nereden geldiğim de belli. Arabanda ne vardı? Söylüyorum gene arabayı arıyor. Benim hiç arabamı arayan olmadı. Çevirmeye değil. Benim hiç arabamı aramadılar çünkü hiç arabam olmadı. Gidişinde arıyorlardı. Bak birader beni ne zaman çeviriyorlar sana söyleyeyim mi? Güneş gözlüğü takıyorsan %100 çeviriyorlar. Pişti ne diye şey artist. Bak %100 güneş gözlüğü takınca çeviriyorlar. Yani. Dikkat et. Abi yo, sen benim, de yağmurlu havada güneş gözlüğü takıyorsun. Korne de kalsana daha alışamadılar. Beni hiç çevirmiyorlar ben. Hiç sıfır. Ehliyetim var ya. Gözlüğü çıkarıyorum. Daha bir kere çıkıp ehliyetimi göstermedim. Hiç hatırlamıyorum. Ne? Senin gibi mülayim bir adamın. Ha? Ben her sene sonu gelsin diye dua ediyorum. Ehliyette ben niye biliyor musun? Polis bana daha yanaş demeden ben sinyali veriyorum. Sağa doğru yanaşıyorum ya. Geç diyor bana. Hani diyor ki lan bunda bir ibnelik olsa sağa kırıp yanaşmaya çalışmaz. Anladın? Mesela akşam gidiyorum. Ben polisi görür mü? Hemen ışığı yakıyorum. Adam içeriği görüyor. Geç diyor. İçeriği görmese yanaş diyecek. Anladın? Abi bir de bakıyor dedim ya. Nur yüzlü. Evet o ayrı bir şey. Mutlu evet. Evet. Diyor bunda bir şey olmaz diye. Aynen. Ama Gökhan abiyle ne zaman Antalya'ya gitsek bakıya gidelim. Atarız hızı. Torbacı bunlar kesin. Torbacılar. Hemen bizi böyle duvara yaslıyorlar abi. Gel bakayım buraya diye. Demiyor musunuz ya biz YouTuber'ız bak. Yok lan ne araması bu? benim pasaportu çok arıyordular abi.
Benim için arabamı daha aramadılar. Abi Antep plakaydı ya benimki. Hele Serik'teki polisler. Öğrenene kadar illallah çekim. Ben Veysel'in arabayla Serik ışıklarda durdum. Yanıma Yunuslar geldi. Bu anlamı? Araba komple cip basık. Motordonda iyi ses geliyor. Camlar komple filmli. Araba yere oturmuş ama. Ne lan bu arabanın hali dedi. Vallahi abi elleri kaldırdım. Vallahi benim değil dedi. Yalan söyleme lan dedi. Vallahi benim değil dedim. Şey verdi dedi. Ruhsatı. Ehliyeti ruhsatı ver dedi. Baktı. Kimin lan bu araba dedi. Bir arkadaşın dedim. Adı ne diye sorayım. Abi ne yaptın işte bir arkadaşın dedi. Üstecik. Ha. Kaldır dedi arabayı geri. Bastım. Kaldı. Böyle gezeceksin diyor. Biliyor arabada şey var ya. İyi insan evladıymış. İşte de ceza yazar. Biliyor arabayı. Öyle söyle sen sanayici desen, tamirci desen adam hop damlayacak belki sanayiye ya. Damlıyorlar zaten kurtulamıyoruz ki. Değil mi? Yazıyor. Bunun biraderi bunu... Bahtırı. Benim birader benim ocağımı söndürdü, bununki de onun. Bir ara abi, arabayı yaptım yarış arabası. Düşmanı dışarıda arama. Bak, arabayı doldurdum ama Doğan'ı. Alttan üstten full doldurdum, geceleri yarışıyoruz. Traktör gibi, tar ses. Hatırlıyorsun değil mi? He. Geceleri yarışıyoruz abi. Ama ne varsa yapıştırıyoruz. BMW'si geliyor, Passat'ı geliyor, Doğan'ı geliyor, hepsiyle kalkıyoruz, hiç fark etmiyor. Araba bir hafta 10 gün bir piyasadan çektik, dükkanın önünde duruyor. Bu tutturdu abi, ben akşam lastik yakacağım. Lan oğlum, bugün yapma. Yok abi. Ama sanayide de çok polis geziyor. Bugün yapma. Arabada da benzin yok. Bu gitti gene yarış kaputunu falan bağladı. Lastikleri gene değiştirdi. Gitmiş rot balansından lastik almış akacağım diye. Allah Allah. Tabii öyle bir dengesiz. Üşenmiyor ya. Tabii. Hiç üşenmez. Yarışta arabayı yakacağım diye spit izleyeceğim diye. Sınır tanımaz. O derece. Abi arabayı yıkadı. Fotoğraflarını çekti. Videosunu çekti. Abi dedi ben gidiyorum. Dedim beni karıştırma. Dedim git oğlum bak petrolün oraya. Polis var mı yok mu? Ne yapacaksan ondan sonra yap. Bu gerizekalı petrole kadar gidiyor benzin de almıyor. Bakıyor polis yok. Ekip arabası da tam Sinan abinin olduğu yerdeymiş. Kokoreççinin olduğu yer var ya. Abi eksuz meksuz da var. Bir başlıyor bu dönmeye. 1-2-3. Polisler hemen arkadan sirenleri kapatmış. Tak geldi. Arabada benzin yok. Dönüyor ya, polisler bekliyor onu. Polisleri de görmüyor. Benzin bitiyor, izliyor, tam petrole doğru duruyor arabayı. Araba istop etmiş. Bagajdan benzin bidonunu alıyor, bakıyor polisler üstüne geliyor. Geldi dükkana. Abi biz gitmedik arabanın başına dedim. Şimdi ben gidersem bana da ceza yazıyor. Sanayinin herkes toplandı. Araba sahibi olarak biz yokuz arabanın başında. Arabanın orasına bakıyorlar, burasına bakıyorlar. Biz direkleri falan diktik, dükkana kapatacağız. Dedim arabanın arkasında akü vardır. Bari dedim kutup başını şeyi çıkarayım. Öndekini çıkarırsak arkada da var ya güçlensin diye. Onu da çıkarayım geldim bagajı açtım. Sen dedi kimsin dedim araba sahibiyim. Dedi arabayı kullanan nerede? Vallahi bilmiyorum dedim. Nasıl dedi bilmiyorum. Dedim bir tane Suriyeli pezevenk vardı dedim ben. Dün işe aldım. Arabayı dükkana getir diye gönderdim dedim ben. Gitmiş orada sıfır çiziyor. Ben nerede? Vallahi bulursanız bana da getirin dedim ben. Yusuf da tabii bizim yukarıya çıkmış şeye yazaneye böyle bekliyor. Susmuş. İçini biliyor. Ceza yazdı mı? Abi o zaman parası 7 milyar driftten yazdılar. Şoka yapıyorsun ya. 7 milyar driftten yazdılar. Bile bile arabayı vermişsin. Trafiği tehlikeye sokmaktan yazdılar. Adam aklına ne geldiyse yazdıydı o. Exos'dan yazmışlar. Ben gittim arkadaki aküyü söktüm. Ertesi gün gittim tabii araba bizim üstümüze değildi. Ertesi gün çıkardık arabamızı. Öyle bir durumda araba senin üstüne ise, sende yakalandıysa ehliyetin 6 ay. Araban 60 gün trafikten men. O yüzden haklı oğlum arabalarınızı babanızın üstüne alın. Koyarsın ya. Ya da başka birinin üstüne alın öyle bir mutlu buyruk varsa. Yurt dışından araba getirmek kalıyor ya 4 seneye çıkardılar onu. 4 yıl. Abi senin yabancıdan yabancıya bir Mercedes al geçsene ne uğraşıyorsun ya? İşte öyle yapacağız da şu borçlarımızı bitirelim. Yabancıdan yabancıya çok uygun. Senin araba getirmen için satışa aldın mı arabanın 6 ay orada kalması lazım. Nasıl yani? Bayağı. O Türkiye'de 2 yıl kalıyor ya. Türkiye'de 2 yıl kalıyor. Sen onu 4 yıla çıkardılar. Canım senin o arabayı Türkiye'ye getirmen için. Türkiye'den değil buradan alıyorsun arabayı ya. Yabancıdan yabancıya. Bilmiyorum orayı da. Alırsın Ukrayna'dan koyarsın 6 ay dursun evin önünde ya. Benim arabanın yabancıdan yabancıya var mesela. Şeyde, o servis sitede. 2011 full. Müthiş çay veriyor. 200 lira falan. Yabancıdan yabancıya. Öyle yapacağız ya.
Ama sana Merso yakışır yani bir şey. Ama yengen Türk vatandaşı oldu ama gerçi kayınvalide, pasaportu da var, yabancı pasaportu da var. Kayınvalide? Yok, yabancı o. Tamam, onu alacaksın, yabancıdan yabancıya bineceksin abi. Hanımın yabancı pasaportu da var, onun üzerinden de alınır aslında ya. Plaka yabancı mı olacak? Mesela bardağından. Yok. Bir metresi olur. Artık şey veriyorlar, TC'li veriyorlar. Allah Allah. Tabii canım. Ama şey oluyor. MC, MC. MC oluyor. Tamam, misafir. Fark etmez abi, ne olursa olsun ya. Öyle bir şey olabilir ya. Vallahi Bülent abi, ben senin yerinde olsam Konya'ya giderim. Ulan Konya dükkan açsak şimdi ne kazanırız var ya. Sen deli misin ya? Şimdi değil. Savaş bitti. Veysel açalım mı? Abi bana Almanya'ya gidiyordum ben. Teklif, ben Almanya'da staj yaptım ya. Oğlum Ukrayna'nın ihtiyacı var lan. Almanya. Almanya. Mercedes'ten başka arabaya biniyorlar. Ney? Mercedes, BMW'ye biniyorlar ya. Mercedes, BMW'ye de biniyor. Senin gibi adamlar Opel'e de biniyor. Şeye de biniyor. Passat'a da biniyor. Araba ucuz olduğu için millet araba mı yaptırıyor? Koyuyor, yenisini alıyor ya. Ama abi bir kazanıyor. Ukrayna'da şimdi arabalar marabalar pert. Savaştan dolayı, anladın mı? Oradan biraz video bitsin gidelim. Aha. Oradan pert arabaları getireceğim, burada satacağım. Ben Almanya'da çalıştığımda güzel para kazandım orada. Gökhan giderim, saat 37 geçiyor. Ben daha işe gideceğim ya. Ben geç kalacağım. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. İş saati geliyor. Ben niye çağırdım? Ben herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.